Bir öncelikle Samsun Spor özellikle hocanın değişimiyle beraber son 9 müsabakanın 5'ini kazandı. Bunların bir bölümünü geriden gelerek kazandı. Özellikle taktik olarak konu başlıkları birinci bölgeyi en az kullanan, direkt oyun oynayan, ikinci topu alıp kenar ortalarla sonuç almak isteyen bir takım. Artı savunmadan hücuma geçişleri var. Alan savunması yaptıkları için önde hem kenarlarda hem önde atlet oyuncuları var. Hızlı başlamaları var. Taçı dahil korner gibi atıyorlar. Buna da çalışmışlar. Ve bunun dışında da 4-4-2 karşılayıp şiddetli baskı yapılan bir altı önde altılı oyuncuları var. Biz de bunun karşılığında özellikle o baskıyı nasıl kırarız? Rakip sahaya geçtikten sonra opsiyon olarak neleri kullanacağız çözüm noktaları alakalı. Bunları çalıştık. Oyunun ilk yarısı itibariyle çalıştık derken görselde çalıştık. Çünkü 3 günde bir maç oynadığımız için böyle bir sıkıntımız var. Hatta 3 gün tamamlanmadan bir maç daha oynayacağız. Yani bu neden böyle oldu onu çok bilmiyorum ama böyle bir şey var. Ve hani rakibim konu oraya geldiği için söylüyorum. 2 gün evvel oynadı Salı günü ben Perşembe günü oynadım. 72 saat de olmadı. Oynayacağız. Böyle bir şeyse oynayacağız. Esas sıkıntım, oynamakla ilgili bir sıkıntım yok. Rotasyon yapamıyorum. Rotasyon yapan, ilk rotasyonları yapan teknik adam olarak zamana gelince çok eleştirildik. Niye rotasyon yapıyorum diye. Şimdi bugün rotasyon yapmak çok önemli oldu. Böyle konuşuluyor. Neden yapamıyorum? 2 Afrika Kupası var, 2 sakatım var. 2 tane stoperim kulübede 7 aydır 30 dakika oynamadılar. Onun dışındakiler de genç oyuncularım var. Hiç süre almadılar. 2 haftadır da aynı 11 ile çıkıyorum. Şimdi 2 gün tamamen toparlanma ve dinlenmeyle yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarı maçın, bu araya sıkıştığı için söylüyorum. Maçın ikinci yarısı itibariyle oyunu kopartabilirdik. Bizim de 2 tane var. Rakibin de girdiği 2 tane pozisyon var. Ve oyunu sonuna kadar dengeli bir şekilde götürdük. Gerçekçi oyunlar var. Maç kazanmak için oynanacak oyunlar vardır. Bunu bu şekilde bu seneyi inişleri çıkışları olarak bazen oyun olarak bazen skor olarak götüreceğiz. 21 11 maç galiba 24 puan yanlış hatırlamıyorsam geldiğimiz günden itibaren 2.18 2.20'ye yakın bir puan ortalaması. Ligin üçüncüsüyüz. Baktığında bizim için ulaşılabilir hedef daha da önce de açıkladım bunu. Avrupa kupalarına gidebilmek. Ligin üçüncüsü olduğunda kulübe ekonomik olarak önemli katkı sağlayacak ve aynı zamanda da belki transferde kullanabileceğimiz bir durumu oluşturacak. Ve prestij uluslararası arenada olmak. Türkiye Kupası devam edecek. Bunun yanında devre arası mı, sene sonu mu planlamamız çalışıyoruz. Şu an itibariyle kotomuz dolu yabancı olarak sorduğunuzda. Onun için Orsiç'in önünü açmak istedik. Kurbalis gitti. Orsic olacak sormak istediklerinizden. Onun dışında bugünle ilgili oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor taraftarına özellikle gösterdikleri 3. seneyi bitirdim. Ben burada arada bir 7 ay boşluğum var. Gösterdikleri o samimi duyguları için, verdikleri destek için. Bugün yine bu teveccühü gösterdiler. Gösterdikleri iyi niyet. Takıma destek. Bugün bütün Trabzonspor taraftarına, Trabzonspor şehrine. Onlar kazandığı zaman, Trabzonspor kazandığı zaman burada şehirde herkes mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Onlara armağan ediyorum. Biraz evvel sormuşlardı size de ifade edeyim. Kulübün içinde veya buralarda bir takım böyle tarihine sahip çıkarak bir takım görseller yapıyoruz. Sağ olsun medya sorumlumuz Nuri de buna çok önemli destek oldu. Kulübün içi, stadyumun içinde bunları gerçekleştiriyoruz. O zaman da sordular bana, bugün de sordular Trabzonspor senin için ne ifade ediyor diye. Trabzonspor ben geldiğimde 3 sene evvel tarihte ve müzede yer almak istiyorum demiştim. Allah'a şükürler olsun bu benim adıma gerçekleşti, ekibim adına gerçekleşti. Ve biz tabii ki teknik olarak bir takım katkılar bulunmuş olabiliriz ama Trabzon şehri ve Trabzonspor bana çok şey kattı. Onun ucu bucağı yok. Onun için hem Trabzonspor'a hem Trabzon şehrine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizim duygumuz karşılıklı böyle olduğunu düşünüyorum.
Ve şu ifadeyi kullanıyorum. Trabzonspor bir yolculuktur. Bunu arşivde de yerini alacak. İnançtan demir alıp imkansıza mümkün kılan bir yolculuk. Ben böyle düşünüyorum. Onun için iyi ki buradayız. İyi ki Trabzonspor var. Onlara da teşekkür ediyoruz buraya gelenlere. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Yani oyuncu üzerinden çok konuşan birisi değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki 11 hafta arada milli takım araları vardır. Çalışmak, oyun planlarını, gerçekçi oyunları ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bazen pas yaparken eleştirilsin. Bazen işte topu çok havaya vuruyor diye eleştirilebilirsin. Bunun içinde %100 karşılığını alabileceğin bir durum yoktur. Tabela neyi yazıyor gerçekçi oyun olarak? Gerçek olan odur. Hani keyif veren futbolun karşılığının ne olduğunu bilmiyorum. Ben bu ülkede oyun olarak rekorlar kırmış, istatistik rekorlar kırmış birisiyim. O da eleştirildi. Bu işin içinde var mı? Var. Ama gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır. Onun için ağır gidecek belki. Dalgalı gidecek. İnişli çıkışlı gidecek. Biraz evvel ifade ettiğim bir şey var. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'yle hani puanı diyorsun ya. Yani bu da mesela şu an itibariyle baktığında Trabzonspor'un forması geçmişi tarihi yarışır. Ama oyuncu kadrosunu zenginleştirmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek, bunu siz de biliyorsunuz. Ama şükürler olsun oyuncu grubu da buna cevap verip belki zor da olsa bu mücadeleyi göstererek maç kazanmaya devam ediyoruz. Umarım daha fazla kazanırız. Gerçekçi ulaşılabilir hedefimize ulaşırız. Alınacak şu anda biraz toplam. Evvel dediğimi dinlediniz mi? Dinledim ama hocam. Ne dedim? Ne yani dedim? Şey olarak yaparsanız tekrar açıklamayı hocam. Nasıl? Yani dedim ki kotamız dolu dedim. Ya mutlaka ama gönderilecek oyuncu da... Göndermek kolay mı? Bedeli var, senesi var, mukabelesi var. Evet. Yok kaçırmadı mı? Kaçırdı mı? Onun için kulübün, yine net cevap vereyim size her zaman olduğu gibi. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Orsic bu kulübün yatırım yaptığı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu, iyi transferiydi. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Belki Mart'ta dönecek ama... Biz önümüzdeki senenin planlamasını yapmak için bugün Orsic'in önünü açıp belki Mart'a kadar bekleyeceğiz. Şu an itibariyle kotamız dolu. Bu eğer değişimler olursa kulübün menfaatleri doğrultusunda, bütçesi doğrultusunda kulübe zarar verecek hiçbir şeyi adım ne ben ne başkası atmaz. Başkan Ertuğrul Başkan bu konuyla ilgili çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Biz ekip olarak çalışıyoruz. İzleme komitesi çalışıyor. Her gün hem bu 3 haftada 3 müsabakayı oynarken hem de bir yandan da bunun üzerinden çalışıyoruz. Umarım Trabzonspor için doğru olanı tercih ederiz. O Ömür biliyorsun bu yörenin özel yetiştirdiği oyunculardan ve burada çok güzel duygular yaşadı ve bütün kupaların kazanılan kupaların içinde bulunmuş bir oyuncu. Duygusal bir oyuncu. İnişleri çıkışları var ama şu an itibaren adalesinden bir sakatlığı var. Bu transfer dönemi sadece Ömür'le ilgili değil, herkes için, işte bakanın da konuşuluyor, başkasının da konuşuluyor. Ben şu anda antrenman içinde ve 68'i 105'te hepsinden verim almaya çalışıyorum. Düz koşulara başladı Ömür hafta içinde. Umarım yarından itibaren bizimle beraber başlar diye benim de beklentim var. Şimdi yani Trabzonspor taraftarının duygusunu, ruhunu, ne yapmak istediğini biliyorum. Haftada 3 maç, bugün Perşembe, gece 8. İnsanlar çalışıyor. Kolay süreçler değildir. Özellikle ekonominin de zorlukların da olduğu bir süreci yaşıyoruz ülke olarak. Onun için bu süreçte tabii ki destek olacaklar ama 1,5 sene evvel de çok büyük duygular yaşıldığı için biraz fay hattı kırıldı diye düşünüyorum. Ama biz de özellikle yarışın içinde olduğunda biraz böyle maç kazanmaya başladıkça üst üste o adımlarını onlar da atacak diye bekliyorum. Ama burada bugün olmaları bile bu teveccühü göstermeleri çok güzeldi. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi aslında ben konuşmalarım içinde çok açık ve net her şeyi anlatıyorum aslında ama içinden ne kadarını alıyorsunuz, ne kadarını kullanıyorsunuz, ne kullanabiliyorsunuz, yani neyi almak istiyorsunuz veya neyi almak istemiyorsunuz. Yine başa dönüyoruz. Rotasyon yapamıyorum diyorum. Kulübede genç oyuncu var diyorum. Zenginleştirmem lazım diyorum. Burada gerçekçi bir oyun oynamak zorundayım. Bazen benim de hoşuma gitmeyen oyunu oynamak zorunda kalıyorum. Bakın benim de hoşuma gitmeyen bir takım oyunu oynamak zorunda kalıyorum. Onun için bugün o da bir taktiktir, o da bir plandır. Ama benim istemediğim bir oyunu da oyuncu profiline göre oynamak zorunda kalırım. Bu da bir gerçektir, maç kazanıyorum bundan.
rakibe göre, oyuna göre, duruma göre bunu değerlendirmesini yapıyorum. Hafta hafta gidiyoruz. Kendimizi böyle kasacak bir durumumuz yok. Ulaşılabilir hedefimiz 3 olursak ekonomisine kulübün çok önemli katkı sağlayacak. Bu tarafına bakıyorum. Ona göre planlamasını onun şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben bunları konuşarak değiştiremiyorum. Yani değiştiremem. Benim işim değil. Bunu Futbol Federasyonu ve Yönetim Kurulu var. Ama milli takım teknik direktörü de yapmış biri olarak 5+3'ler, 6+3'ler, 8+3. Sonra dediler ki 7+4'e dönecek. Sonra da 6+5'e dönecek. Sonra o sene bozuldu, uzadı, bozuldu. Şimdi de böyle bir şey çıktı. Cevabı şu. Aşağılarda da akademilerde de çalışmış birisi olarak. Genç milli takımlarda da çalışmış birisi olarak. A milli takımda da çalışmış birisi olarak. Yerli yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu oluşturursak serbest kalsın. Yani çok kısaca yani ifade etmeye çalıştım. Onun için teşekkür ediyorum. Okey. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.